zaten. Hocam isterseniz buna bir şey ekleyeyim. Buyurun. Hocam tabii, şey tabii, şu açıdan hocamın ekleyeyim. Yani psikolojideki bir teori bence bu insanların niye belli mazeretler uydurduklarını anlamamızda bize yardımcı olabilir. Bu teorinin adı bilişsel zıtlık teorisi. Cognitive dissonance teori. Şimdi teorinin dediği çok basit aslında ama bence birçok insanın psikolojik durumunu açıklamada ve bu durumu anlamamızda da faydalı olacaktır. İnsanların inançlarıyla eylemleri arasında diyor teori, ki inançlar arasında da olabilir veyahut da eylemler arasında da olabilir. Bir zıtlık varsa, yani siz bir şeye inanıyorsanız mesela, diyelim ki ona uygun hareket etmiyorsanız, zihinde bir rahatsızlık oluşur. Ve bu rahatsızlığı doğal olarak insan psikolojisi bir şekilde çözmeye çalışır. Mesela buradaki şey nedir rahatsızlıkta? Mesela siz diyorsunuz ki Allah, din benim için her şeyden önemli. Ahirete gideceğim, buna da inanıyorum. İyi, güzel. Fakat ondan sonra mesela size deniyor ki bu dinde namaz kılmak, oruç tutmak var. Fakire malından vermek var. Ve o senin vermen gereken fakire, fakirin aslında hakkı. Sen lütfetmiyorsun verirken. Evet, evet, evet. Zaten sen her şey Allah sayesinde sahip oldun. Yani vermek senin vazifendir. İmtihanın diyen bir şey. İmtihanın aynı zamanda. Evet, yani. Tabii. İmtihanın. Sadakati hani, kanıtlamak. Hani lütfetmen yani. Falan değil. Fakirin para senin. Para en hassas konu. Evet. Fakirin senin malındaki hakkı. Ha şimdi burada diyelim ki inanıyor. Allah din her şey önemli. Malı veren Allah, sorduğumu tamam diyor. Ama vermek istemiyor malından kimseye. Şimdi bunun bir vereceği zihinsel rahatsızlık var. Bunu siz nasıl çözersiniz? İşte Emre Hocam'ın kitabı aslında onları çok güzel sayıyor. İnsanın o psikolojisindeki üç kağıtlarını, kendi kendine yaptığı üç kağıtları, o bilişsel zıtlıkları çözmek için yaptığı üç kağıtları güzel gözler önüne seriyor. Nedir mesela? Diyelim ki bu inanç, tamam, din benim için her şeyden önemli, zekat verilmeli, eylem tutmuyor. Ne yapabilirsiniz siz bu zıtlığı çözmek için? Bunun önemsizleştirmeye çalışabilirsiniz. Veyahut da mesela bir tane çözme mekanizması şudur. Ya peygamberler gibi olamayız dersiniz mesela. Hocam onlardan da birini sayıyoruz. O zaman nedir yani, aslında peygamberler falan zekat vermiş, yani bunlar da çok önemli bir şey değil deriz. O zaman ne oldu? Bakın bu zıtlık azaldı. O zaman zihninizde bir rahatsızlığı bir türlü çözersiniz. Kendinizi rahatlatıyorsunuz. Veya dersiniz ki kalbim temiz. Sizin demin dediğiniz gibi. O nedir? Kalbin temizse o zaman sen zekat ver verme hiçbir önemi yok ki. Kalbin temiz, yani sen zaten her şeyi bitirmiş. Nasıl o zaman temiz? Dikkat edin. Zihninizdeki o sorunu yine çözüyorsunuz bir türlü. Veyahut da diyorsunuz ki Allah affeder. Evet, yani o zaman bu ne olacak? Yani bu size niye rahatsızlık veriyor? Çünkü yani malı veren Allah bunun hesabını sorabilir, edebilir. Allah affedecekse bunu yapmamanız yine bir önemsiz oluyor. Aradaki ne zıtlığı, bir zihninizdeki o rahatsızlığı çözüyorsunuz. Veyahut da diyorsunuz ki ben 40'ından sonra başlarım diyor 20'sindeyse. 40'ına gelince de 70'te başlarım diyor. Artık 70'te ne diyor gelirse bilemiyorum yani ne deniyor. O zaman ne oluyor? Aslında bütün bunlar bir yerde bizim inançla eylem arasındaki zıtlığı çözmek için kendi kendimizi bir kandırma metotları. İnsanın psikolojisini kendi kendine açtığı bu üç kağıtları gözler önüne sermek, bu kitapta olduğu gibi, gerçekten çok yararlı. Niye? İnsanı kendi kendini kandırmasını durdurmak için. Aslında bunlardan çok daha kötü bir çözme mekanizması var. Ona da belki gitmiyor. Çünkü insan çok fazla günah batınca bu çelişkiyi de yaşarsa, bu zıtlığı çözmenin mekanizmalarından biri inancı terk etmesidir. Dikkat edin, Allah var, din var, malı veren Allah'tır reddediyorsanız o zaman sizin hiç zekat vermenize gerek yok. Evet. O zaman namaz kılmanıza, oruç tutmanıza da gerek yok. Birçok kimsenin aslında dini reddetmesi, Allah'ın varlığını reddetmesinin sebeplerinden biri de bence bu tarzda bir zıtlığı çözmesidir. Ki o zıtlığı çözme mekanizması aslında tabii en istenmeyecek mekanizmalardan bir tanesi. Ama dediğim gibi yani bunun, insanın psikolojisinin kendisini açtığı üç kağıtları bizim çözmek dışında ve de gerçek anlamda kendini rahatlatma meselesini yani çözmemiz. Bu meselenin dışında, Allah, din meselesi dışında, buna kıyasla dünyada hiçbir meselenin bir önemi olmayacağını, dünya hayatındaki hedeflerin hepsinin basit hedefler olduğunu anlatmak dışında yapabileceğimiz yani bir şey. Burada yok. Zaten hani bütün başlıklarda, hani 40 başlıkta da mutlaka bir Kur'an ayeti kullandık. Yani Kur'an aslında bu mesajı veriyor. Tabii bize. Tabii. Yani zaten insanların kandırma metotları, yani dikkat ederseniz hani çok basit bir şeydir. Hani denizde azgın dalgalarla karşı karşıya kaldıklarında Allah'ı anıp karaya çıktıklarında hemen tekrardan eski haline dönmeleri psikolojisini günümüzde de fazlasıyla görüyoruz. Tabii yani. Ya da başına bir sıkıntı geldiği zaman hemen. Denizle veriliyor. Bu evet. Daha çok uçakta Allah, oluyor. Evet, yönelip de. Bakın şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Evet, yani Allah'ın Allah affeder mesela. O da yani oraya. Şimdi yani normalde bu konuları hiç düşünmeyen bir insan şöyle düşünebilir. Ya şeytan hep Allah'tan uzaklaştırır. Şeytan der ki zina der, cimrilik der, kötülük der. Fakirlik.
hiç Allah'la nasıl aldatacak falan diye düşünebilir. Oysa görüyoruz ki belki de en çok kullanılan yöntemlerden biri nedir? Allah affıyla. Zaten böyle istedi diye mesela bir şeyi yutturmaya kalkmak veyahut da demin hocamın kitapta ortaya koyduğu gibi Allah seni nasıl olsa affeder, evet, diye o zaman sen buyur yani istediğin onun gibi. Aslında bir...